Tam 84 yıl. 84 yıl önce bugün tam şu saatlerde yaşama veda etti Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Ölümünün 84. yılı anılıyor. Bugüne kadar hep hüzünle andık. O bize bir ulus emanet etti ve biz onu sadece andık. Sadece andık. Ben Atatürk'ün öldüğü yaştayım. 1966 doğumluyum. Yani ölümünden tam 28 yıl sonra ben doğmuşum. Dedim ya, Atatürk'ün öldüğü yaştayım. Zaman zaman düşünüyorum. Kendimi onun yerine koyuyorum. Bakın, şu fotoğrafa bakın, bir de bana bakın. Aynı yaştayız. Ama o öyle ağır bir yük omuzlamıştı ki üzerine. Bir ülke, bir vatan kurtardı, vatan kurdu. Bize, Türk gençliğine bir özgür bir ülke emanet etti. Peki biz ne yaptık? Ben soruyorum kendime, ben ne yaptım? Atatürk'ün öldüğü yaştayım. Geriye dönüp baktığımda 56 yıllık, 57 yıllık ömrümde ne yaptım? Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında, onun yaptıklarının yanında bir hiç. Bilmiyorum, siz sorguluyor musunuz? Siz soruyor musunuz kendinize? Mustafa Kemal Atatürk bir ulus, bir ülke kurtardı. Bugün onun ölümünün 84. yılı. Tam 84 yıl önce bugün yaşama veda etti. Bu videoyu sabah saat 9'u 5 geçeye ayarladım ve o yüzden sirenle giriş yaptım. Muhtemelen o saatlerde siz bu videoyu izlemediniz ve daha sonra izleyeceksiniz. Ama sorun, özellikle benim yaşımda olanlar, özellikle Atatürk'le, Mustafa Kemal'le, Mustafa Kemal'in yaşamını yitirdiği yaşta olanlar sorsunlar. Siz ne yaptınız bugüne kadar? Sevdikleriniz için ne yaptınız? Bu ülke, bu ulus, bu devlet için ne yaptınız? Ben soruyorum kendime. Mustafa Kemal Atatürk birçok savaşa katılmış. Birçok. Ve aynı yaşta olmamıza rağmen, işte görüyorsunuz fotoğrafını, aynı yaştayız şu anda. Ve çökmüş ve yıpranmış bir insan var. Sadece fiziksel anlamda değil, mental anlamda da çok yorgun, bitkin bir insan. Bu ulus için, bu devlet için ömrünü heba etti denir mi bilmiyorum. Ama geriye çok güçlü, çok güzel bir ulus bırakmak istedi. Peki oldu mu bu? Bunu başardı mı? Başardığını zannetmiyorum. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, cümle yanlış olmasın, söz yanlış olmasın. Çünkü yanlış anlaşılabilir. O başardı bırakmayı da ondan sonra emaneti alanlar, yani biz gençler, bizden önceki kuşaklar ve bizden önceki kuşaklar. Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığı bayrağı, devraldığı bu ülkeyi hangi konuma getirdi? Bugün ben bunu soruyorum. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün makamında oturanlar, onun sayesinde başbakan olan, cumhurbaşkanı olan, belediye başkanı olan, milletvekili olan, onun sayesinde diyorum çünkü o liderlik etti. Elbette ki tek başına yapmadı. Elbette ki sadece kendisi yoktu. O ve silah arkadaşları. Ama ondan sonra gelen, ondan sonra o görevi, o bayrağı devralanlar maalesef Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidemediler. Hiçbirimiz gidemedik. Ne diyordu Mustafa Kemal Atatürk? Beni görmek önemli değildir. Önemli olan benim düşüncelerimi, benim fikirlerimi anlamak. Benim yolumdan gitmek istiyorsanız önce fikirlerimi, ne yapmak istediğimi, amacımın ne olduğunu anlayın diyordu. Peki ne oldu? Ne oldu da bugün Atatürk'ün emanet ettiği bu vatan, bu ülke bugün bu hale geldi? Ne oldu da kurucusu olduğu ülkede yaşayan insanlar kendisinden nefret ediyorlar. Seveni çok ama nefret edeni de çok. Öyle büyük bir nefret ki bu. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra gelenler, onu anlayamayanlar bu topluma, bu millete onu anlatamadılar. Anlamadıkları için anlatamadılar. Ya da
ya da anladılar da işlerine gelmedi. Hepsi, hepimizin suçu var. Ama en çok suçlu kim biliyor musunuz? Onun yanında olan o silah arkadaşları diye geçinen bir kısım var ya, özellikle İsmet İnönü. Çok kızıyorlar bunu söylediğim zaman, özellikle CHP'liler. Ama kızmasınlar. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk yaşamını yitirdikten sonra bu ülke İsmet Paşa'ya, İsmet İnönü'ye kaldı. İsmet İnönü'nün Kurtuluş Savaşı kahramanlığına kimsenin diyecek bir lafı yok. Kimse de bir şey diyemez. Ben de diyemem. Ama ondan sonra, Cumhuriyet kurulduktan sonra, Mustafa Kemal Atatürk yaşamını yitirdikten sonra, edebiyete intikal ettikten sonra bayrak, ya da şöyle söyleyeyim, bu ülke İsmet Paşa'ya, İsmet İnönü'ye kaldı. Ve maalesef İsmet İnönü'nün ondan sonra tek bir karar dışında ondan sonra aldığı bütün kararlar hepsi yanlıştı. Bugün İsmet İnönü'nün o dönem aldığı kararların ceremesini çekiyoruz. Köy enstitülerinin kapatılmasından tutun, çoğulcu demokrasiye kontrolsüzce geçişinden tutun. O kadar çok sayabilirim ki, o kadar çok var ki hangi birini saysam bilemiyorum. Onun o dönem yanlış kararları bugün bizim yaşadığımız sorunların temel kaynağı, temel sorunu. Ben Atatürk'ün öldüğü yaştayım ve Atatürk'ün söylediklerini düşünüyorum. Ne diyordu Mustafa Kemal Atatürk? Zorda kalırsanız kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun. Çünkü o kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur diyordu. Peki biz bu asil kanımızın farkında mıyız? Elbette ki benim kanımla, senin kanınla ya da bir Japon'un ya da bir Çinli'nin, bir ya da Afrikalı'nın ya da bir aborjinli'nin kanı arasında hiçbir fark yok. Hepimizin kanı kırmızı. O sadece bize özgüven aşılamak istiyordu. Bakın, özgüven. Ne mutlu Türk'üm diyene derken ırkçılık kastetmiyordu. Bir ulus olma bilincinden söz ediyordu. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Arnavut asıllı bir yurttaşım ve Mustafa Kemal'i anlamaya çalışıyorum. Aynı coğrafyadan geliyoruz. O da Balkanlardan. Benim atalarımın doğduğu topraklardan geldi, bu vatana geldi. Biz de buraya geldik, burayı vatan belledik. Niçin? Çünkü Türkiye büyük bir ülke. Çünkü Türkiye sadece coğrafi anlamda değil, sadece kültürel anlamda değil, insanlık anlamında da büyük bir ülke diye geldik. Evet, kültürel anlamda, tarihi anlamda çok zengin, çok değerli, çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama bunun kıymetini bilmiyoruz. Herkes göreve gelen, herkes derken iktidarı ele geçiren herkes, sisteme uymak yerine sistemi kendilerine uydurmaya çalıştılar ve bugün İsmet İnönü'den başlayarak bugün yaşadığımız sorunlar ortaya çıktı. Şu anda eğer sefalet endeksinde ülkemiz Arjantin'den sonra birinci sıraya yükseldiyse bunların bir sorumluları olması lazım. Ben dahil, sen dahil, hepimiz. Bugün 10 Kasım, Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete intikal ettiği günün 84. yıl dönümü. Tam 84 yıl önce bugün yaşama veda etti ve bize özgür bir ülke bıraktı, ama bugün sorguluyoruz. Ne kadar özgürüz, ne kadar bu emanete sahip çıkabildik. Ben suçluyum ve Atatürk'ün öldüğü yaştayım. Kendimi suçlu hissediyorum. Bir şey yapamadığım için, elim kolum bağlı hissettiğim için kendimi suçlu hissediyorum. Anlatamadığımız için birilerine gerçeği, haykıramadığımız için gerçeği, bu ülkenin ne kadar güzel bir ülke olduğunu, bu ülkenin ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunu anlatamadık. Anlatamadık ve anlatamıyoruz. Dediğim gibi Atatürk'ün öldüğü yaştayım. 56-57 yaşındayım. Atatürk bize bir emanet bıraktı ve bu emanete sahip çıkamadık. Üzgünüm, çok üzgünüm. Bazıları diyor ki Atatürk olsaydı şöyle olurdu, böyle olurdu. Atatürk gelseydi şöyle olurdu, böyle olurdu. Artık bir daha Atatürk gelmeyecek. Atatürk bitti.
O görevini tamamladı. O misyonunu tamamladı. Ne kadar başarılı oldu, ne kadar başardı artık takdir sizin. Takdir dünyanın. Takdir hepimizin. Ama dediğim gibi suçluyuz. Hepimiz suçluyuz. Çünkü emanete sahip çıkamadık. Çünkü bu güzelim ülkenin, bu güzelim coğrafyanın kıymetini bilemedik. En büyük eksiğimiz de insan yetiştiremedik. Ya da amiyane tabirle söylemek gerekirse adam yetiştiremedik, adam. Buradaki adamlık kadın ya da erkek cinsiyeti içeren bir kavram değil. Kavramsal anlamda adam. Bakın, kavramsal anlamda cinsiyetçilik içermiyor. Çocuklarıma şöyle bir söz empoze etmiştim yetiştirirken onlara. Ne olacaksın diye sorduklarında herkese adam olacaksınız deyin diye tembih ederdim küçükken. Ve çocuklarımı adam etmeye çalıştım. Dediğim gibi bu cinsiyetçilik içeren bir kavram değil adamlık. Sözünün eğri olmak, doğru olmak, dürüst olmak, yalan söylememek, kul hakkı yememek ve saygılı olmak. Bunu ne kadar başardım bilmiyorum. Ama babam bana böyle öğretti. Ben de böyle davranmaya çalıştım. Çünkü biliyorum ki sistemi kuran adamlardır, insanlardır. Eğer bu insanlar sistem kuramıyorsalar, her gelen siyasetçi sisteme uymak yerine sistemi kendilerine uydurdular ve işte geldiğimiz nokta. Atatürk'ün öldüğü yaştayım. Ve ben yaşıyorum. Ve siz yaşıyorsunuz. Bunu birine borçluyuz. O birine. Sadece ve sadece saygı göstermemiz gerekiyor. Sevmek zorunda değiliz. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama saygı çok önemli. Saygı duyun. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.